Uzay, sen git. Şimdi ben Cenk'lerle dönerim, ateş delirmez. Tamam, bu İtalyan işlerle işim olmaz zaten burada. Hadi, hadi. Haydar amca işini halledin de hevesimiz kursağımızda kalmasın. Tamam, merak etme oğlum, o iş bende. Ateş! Ne? Peynirler nerede gitmiş? Ne diyorsun kızım sen, nereye gider peynirler? Çalmışlar ya, of! Eyvah. Şimdi bittik işte. Yarımdı çeyrekli bu Haydar bizi öldürür. Aldın ezine, çaldırdın rokfor olur. Sizin borcunuz öde öde bitmez kardeş. Elveda Kafeviç. Hangi adiyi çaldı ya? Sana dedim. Burada bir şey olur mu dedim, olmaz dedim bana. Aslı ne bileyim ben, ne bileyim? Ya tamam abi, ne bileceksin? Biri görmüş almış işte. Sakin ol. Vallahi sağ olun Uzay Bey. De nereden geldi bu bedava peynirler? Ya babamın yalakası çok, göndermişler. Sen boş ver onu, iyi mal, ona bak. Belli belli, güzel. Ya bir ara mıydık ya? Pardon abi, pardon. Hemen geliyorum. Kim ulan? Kim ulan o benim peynirlerimi çalan? Ben adamın sütünü keserim ulan. Haydar amca dur, Haydar amca dur. Giden gitti zaten. Nereye... Koş damat, koş, kaçırma. Dur, dur, dur. Nereye koşuyorsun? Bir dakika dur. Hay senin yapacağın işin içine tüfüreyim mi? Lan dünyanın zararı var. Ben o parayla keçi alacaktım. Ya tamam biliyorum da işte ne yapalım? Peki ne yapacağız şimdi? Aslında benim aklıma gelen bir şey var ama... yani hem senin keçilerin olur hem bizim düğünümüz olur. Senin aklına ara ara bir şeyler geliyor mu? Evet. Hey, söyle bakalım neymiş aklına gelen? Şimdi şöyle Haydar amca, senin bu oğlanın eski bir mekanı var ya hani sahilde. Var. Onu Aslı'yla açsak ya biz işte. Hani yaz geçene kadar da biz çaydı kahveydi, para kazansak. Hem sana borcumuzu öderiz hem de yuva kurarız. Olmaz. Orası oğlumla küsüşmeme neden oldu. Uğursuz orası. Ya yapma Haydar amca, asıl uğursuzluk parasızlık da. Olmaz dedim. Yapma. Olmaz dedik, kestik. İyi tamam o zaman. İyi ben de o zaman Aslı'ya diyeyim de okuluna ver gitsin kızcağız, ne yapsın? Nereye gidecek ki? Şey İstanbul'a. İstanbul'a mı? Ana! Lan orası uğursuzun yatağı, tek başına kızı. Orada ne yapacak? Ne yapayım ben, ne yapayım burada, ne diyeyim şimdi kıza? Ha? Lan oğlum sen bana güvendiğinde mi bu evlilik işine girdin ya? Ya Haydar amca ben anladım. Bizim seninle kaderimiz ortak yazılmış. Tabii. Sen de sevdiğin kadını alamadın, ben de alamayacağım. Ne yapalım? Kaderimiz buymuş. Tamam, tamam. O konuyu açma, yaramı deşme. Bak şimdi. Kurban olduğun bize yardım edecek, o uğursuzluğu çözeceğiz. He mi? Şimdi sen sabah ezanını duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Anlamadım ki. Ya bana bak. Bey namaz mısın yoksa sen? Tövbe Haydar amca. O zaman ezanı duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Sonra iki rekatta bereket için namaz kılıyorsun. Sonra iki rekatta nazar için namaz kılıyorsun. Kaç rekat etti? Neyse, 99'luk tesbihi alıyorsun. Parmakları yorulana kadar çekiyorsun. Ne diyorsun? Sonra bismillah deyip kapıdan çıkıyorsun, gidip dükkanı açıyorsun. İzin verdin mi? Nasıl yani? He verdim. Bana bak. Bu kelebek uğursuzu yok değil mi bu işin içinde? Yok ki onu sokar mıyım ben oraya Haydar amca hiç? Ama oraya adımını atarsa bütün oraları yakarım. Neden biliyor musun? Niye? Çünkü kelebek uğursuz. Orası da uğursuz. İki uğursuz üst üste geldi mi her hafta Mekke'ye gitsen gelsin uğursuzluk geçmez.
Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Şimdi git yat. Erkenden namaza kalkacaksın ha. Tamam be Cengom. Karartma sen de kendini. Bakacağız işte bir çaresine. Oğlum nasıl bakacağız çaresine ya? Mis gibi mekan bulmuşlar, kafe açıyorlar. Ya o kelebek suyun yanında olduğu müddetçe bana uyku yok zaten. Ya sen de taktın bu kıza. Bak Rana lokum gibi kız maşallah. Oğlum o ayrı, o ayrı. Suyu seviyorum ben, aşığım suya. Ulan ne adamsın ya. Ben bir Alara'nın aşkıyla zor baş ediyorum. Sen ikisini birden ya. Bro benim sistem üçüncüye de müsait de bu kafe olayı beni çok bozuyor. Yani ben biteceğim bu kafe açılırsa. Ben de biterim. O yüzden açtırmayacağım kardeşim. Sen niye bitiyorsun ki? Deli miyim oğlum ben? Ateş bir de para bulsun. Alara'yı hiç koparamam bu sefer. Alara para seven kız. Bak babası bir gün kesti ucunu. Eli ayağı birbirine karıştı. Lan kızın üç tane hediye çeki kalmış. Gitti bugün onunla alışveriş yaptı ya. Harbiden böyle bunlar. Kadın para sever kardeşim. Su da sever. O yüzden o mekan bize tehdit Cengo. Doğru söylüyorsun Burcu'cum. Bak Su bana tartışma arasında bir şey söyledi. Bu kelebeği göstermeden yapacaklarmış bu işleri. Niye? Abi mekan sahibi gıcık oluyormuş kelebeğe. Yani bir nevi herifin arkasından iş çevirecekler. Kelebeği göstermeyeceklermiş adamı. Hadi. Oh be. Oğlum niye üzülüyoruz biz o zaman burada? Alacağız mekan sahibini, kelebeği göstereceğiz. Bitti bu iş. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Ay. Ne yapıyorsun kızım sen? Aman bir şey olmasın. Ya bayılıyorum bu cilveleşmenize. İyi geceler. Ne oluyor? Trip mi atıyorsunuz annenize? Geçin oturun iki dakika yüzünüzü görelim. Anne hiç seninle tartışacak durumda değiliz gerçekten. Evet yarın erken işimiz var. Yemek? Ne işiniz varsın? İş işte. Kızım boşuna ortalıkta dolanmayın. Yarın otele gelin erkenden. Bir işin de ucundan tutun. Hem işiniz neymiş sizin? Sahilde güzel bir mekan bulduk. Arkadaşlarla kafe açacağız. Hayda. Oğlum sahilde kahve içecek para yok diyorum size. Şaka mı yapıyorsunuz acaba? He? İşte onun için çözüm arıyoruz zaten biz de babacığım. Bak bu kafe işi olursa hem masraflarımızı düşünmek zorunda kalmazsınız. Neyse hadi oturun yemek yiyin de başıma yine bir icat çıkarmayın bugün. Ya Yıldız biz bu kafe açma işini niye daha önce düşünmedik ya? Fazla yoğunlaşmamışsınızdır babacığım. Tabii canım. O kadar yoğunlaşsak seni yapmazdık. Beni yapardınız ama değil mi? Seni her zaman yaparız benim güzel kızım, boncuğum benim. Ben siz onun bir tadı çıkmaz demeyeceğim. Çıkmaz tabii, çıkmaz. Güzel oğlum benim. Anneme niye trip atıyorsun sen? Bir şey mi oldu, ne oldu? Yok bir şey. Ha, oturun bakayım şöyle. Neymiş bu kafe içi? Bir tam anlatın bakayım. Anlatalım da onu da boz değil mi anne? Yiyin şu yemeklerinizi de sonra ne yapıyorsanız yapın. Ekmek getireyim ben. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler baba. Çok acıkmış. Onlar nereden çıktı ya? Otelden. Orada lazım olmayacak mı? Ateş kaçıncı oldu bu ya? Dikkat et. O kadar yıllık işi bıraktım. Bunları da tazminat olarak aldım. Abin belini kırmasa sonra. Demez bir şey. Süper olacaklar. Harbiden ya. Faryalı gelip görecek mi lan burayı? Gelmesin büyüklerden kimse. Ne diyeyim? Abime gelme mi diyeyim? Gelir de bakar da. Ben söyleyeyim babam da damlar hemen. Aman aynı anda gelmesinler de. Allah korusun. Yeniler de geldi.
Abi size zahmet, barın oraya koyarsınız. Eyvah, Sökel arıyor. Buyur abi. Tamam abi, çıkıyor ruhsat. Konuştuğumuz gibi, 2 gün elinde. Yok yok abi, bizde yanlış olmaz. Eyvallah. Ne oldu, rengin attı? Bu açılış şikayesi fos çıkarsa beni ikindide Söke'den kaldırırsınız artık. Öyle bir adam mı emanetini harcadığımızı? Vallahi arabayı kontrol ettiği zaman ilk levyeye baktı. Ben sana o kadar söyleyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.